Evet, değerli arkadaşlarım, bu haftada yoğun bir siyaset akışı içerisindeyiz. Hemen ilk konu, şu anda çalışmalarını sürdürmekte olan, yasal mı yoksa toplanmasında yasal sıkıntı var mı? Ciddi boyuta tartışılması gereken AKP Kongresi, Olağanüstü Kongresi. Hepiniz biliyorsunuz 15 Ağustos akşamından itibaren Türkiye'de adeta bir darbe koşulları gerçekleşti ve ciddi bir hukuk darbesinin içinden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Şimdi bu tarihten yani 15 Ağustos, 27 Ağustos bugün arasında açık bir anayasa ihlalinin yaşandığı bir süreçten bahsediyorum. Buna çok dikkat çektik. Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili resmi sonuçları ilan etmesinden, mazbatayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermesinden, sonuçların yayınlanması için elden başbakanlığa resmi gazeteye göndermesinden itibaren hukuken yaşanması gereken doğal süreçler olduğunun altını çizdik. Ve bu süreçlerde gerek mevcut Cumhurbaşkanlığı makamının, Başbakanlık makamının belirli kademelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok ciddi atması gereken adımlar olduğunu, bunların atılmadığını tek kişinin dayatmasıyla, yönlendirmesiyle, talimatıyla ne derseniz deyin, açık, ortak bir anayasayı ihlal suçu işlendiğini belirttik. Bunu parti sözcüsü olarak ben defaatle açıkladım. Grup başkan vekillerimiz ifade ettiler. Yine hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, Konya milletvekilimiz Atilla Akkart, Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda ifade etti. Gerekli başvuruları da önce kişisel, daha sonra da en son olarak pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yaptık. Yani hem siyasi çıkışımızı ortaya koyduk, hem hukuksal ihlal yönlerini yargı önüne getirmeye çalıştık, getirdik. Değerli arkadaşlarım, bu hukuksuzluk dönemi bugün aleni bir aşamaya geldi. Ya bugün toplanan, konuşmamın başında ifade ettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Kurultayı hukuksuz bir süreç içinde toplanmıştır. Şimdi 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçilen ve 15 Ağustos'ta resmileşen başka bir hukuk bildirimine gerek olmadan kanuni açıklamasını yapıyorum. Resmileşen ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresine katılmıştır. Kongreyi açmıştır. Bir siyasi parti genel başkanı gibi bir konuşma jargonu sergilemiştir. Yine hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi, bir cumhurbaşkanı bir siyasi partinin kongresinde ana muhalefet partisine ağzına geleni söyleme hakkı kendine bulmaktadır. O zaman bu rejimin adını koymamız lazım. Değerli basın mensupları, devlet devlet eliyle maalesef hukuk devleti olmaktan çıkartılmış durumdadır. Tek bir kişinin talimatlarına, beklentilerine, dayatmalarına teslim edilmiştir. Bu tablo vahim bir tablodur. Bunu defaten söyledim. Bir cumhurbaşkanının, bir siyasi partinin kongresinde o partinin genel başkanıymış gibi konuşması, açması kongreyi, yönlendirmesi hukuka meydan okumaktır, hukuk tanımazlıktır. Artık bu noktaya ulaşmış durumdadır. Onun için bugün yapılan AKP kongresi yasal dayanaktan yoksundur. Şu anda mevcut hükümet zaten düşmüş durumda. Ama
yeni hükümete görevi devredecek bir hükümet de maalesef fiilen yoktur Türkiye'de. Diğer bir vahim ihlal konusu daha var. Bunu hukukçular belirtiler. Ben bir kere daha huzurlarınızda altını çizmek istiyorum. Konu 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Yasası. Ve bunun 14 bölü 2. maddesi. Son derece önemli. O maddeyi okuyorum. Adaylar, Cumhurbaşkanı adayları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmaktadır. Evet. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip resmi gazetede yayımlanır. Bu hüküm var. 6271'in 14 bölü 2'si. Şimdi buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapmalı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı resmi gazetede bu mal bildiriminin yayınlanmasını sağlamak zorunda kanunen. Değerli arkadaşlarım, kanunsuz emir ve talimat yoluyla seçim sonuçlarının resmi gazetede yayımını kim engelledi? Başbakanlık makamı engelledi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve düşen hükümet yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da mal bildirimini resmi gazetede yayımlatmamak suretiyle yukarıda sözü edilen suç ilişkilerinin ve buna dair oluşumların maalesef içinde yer almış durumdadır. Bir kere daha ifade ediyorum. Daha önce de bunu söyledim. Hatta tebessüm ederek söyledim. Sayın Çiçek çok alınıyor. Bunları biz vurguladığımız zaman, anımsattığımız zaman. Ama yine kendi partisinden biri söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi makamı bir süs makamı değildir. Bir protokol makamı değildir. Görevleri ve yetkileri vardır. Görevlerini ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeyen, yetkilerini kullanmayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da demin bahsettiğim suçların ortağı durumuna düşmüş noktadadır. Değerli arkadaşlarım, bu konuda iç hukuk yolu, Yargıtay'a yaptığımız başvuru, oradan topun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na atılması sonuçsuzluk karşısında pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi bireysel başvuru yanında Cumhuriyet Halk Partisi adına, tüzel kişilik adına Anayasa Mahkemesi'ne de konuyla ilgili başvurusunu yapmıştır. Yani 15 Ağustos'tan itibaren de seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın kanunsuz emir ve talimatları üzerine görev yapar hale gelen tüm kurumlar için işlemlerin değerlendirilmesi için CHP bu başvurusunu yapmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bugün bu konuda bir karar vermesi gerekmektedir. Şimdiye kadar bireysel başvurularda Türkiye'yi daraltan, zaman zaman özelleştirilen, talimatlandırılan, yönlendirilen hukuk kavramları ve uygulamaları karşısında Türkiye'nin evrensel hukuk doğrusunu bulma noktasında önünü açabilen Anayasa Mahkemesi örnekleri var. Balyoz'daki hak ihlalleri ve diğer tahliyeler, verdiği kararlar. Bu konuda da evrensel hukuk boyutunda anayasa ihlalinin bugün başvurumuz üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından mutlaka olumlu bir sonuca bağlanması beklenmelidir. Hukuk bunu göstermektedir. Son icraatları da Anayasa Mahkemesi'nin bununla uyumludur. Bu uyumun devam etmesini siyaseten değil hukuken beklemek her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının beklentisi içindedir. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu biliyorsunuz tartışmalarla geçen adli yıl törenlerinin konuşma seremonisi kısmına ait Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel kaprisi. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar önemlidir. Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzoğlu'nun konuşmasının oy çokluğuyla değil aslında oy birliğiyle alınması gereken bir karardır.
oy çokluğu diye ifade edilmiştir alınan karar. Burada hemen şunu vurgulayalım. Maalesef Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel kaprisleri ve talepleri sınır tanımamaktadır. Hiçbir hukuk kuralı tarafından sınırlanmamaktadır, sınırlanamamaktadır. Beyefendi kendi kafasına göre her süreci şekillendireceğine, her teamülü delik deşik edebileceğine, kendisini öyle inandırmış ki tek yetkili güç, kanun benim, ne istersem yaparım, her şey benim talimatımla şekillenir. Mevcut yasal, anayasal çerçeve git işine. Bu tabiri de kullanmıştır biliyorsunuz. Yargıtay, yargı bileşenlerinden belki de en önemlisi olan savunma grubunun örgütlü yapısı olan Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkanı'nın adli yıl açılışında konuşma yapmasını kabul etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın kaprisi ortada. Daha da gelmem. Gelmezsen gelme. Yani birisi dur demek zorunda artık buna. Burası senin kişisel kapris cumhuriyetin değil. Burası bir hukuk devleti. O hukuk devletinin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Kurumları var, kuralları var, yasaları var, anayasası var. Senin kafana göre, senin keyfine göre, senin meşrebine göre, senin özel ilişkilerine göre, senin özel beklentilerine göre hiçbir kurum, hiçbir uygulama vücut bulamaz. Bunu Cumhurbaşkanı değil, istersen ne olursan ol, bunu o kafanın içine sok. Cevap budur. Bu olmalıdır. Değerli arkadaşlarım, tabii bunların mantığında, özledikleri düzende, demin söylediğim hususlar yok tabii. Bunların mantığında ne var? Bunların mantığında zaten eleştiriye tahammül yok. Eleştiriye yer de yok. Sadece sınırsız övgü ve sorgusuz biat var. Hukuku özelleştirmek var ve bağımlı kılmak var. İtiraz edenin tasfiyesi, sorgulayanın bir şekilde, bir yolla etkisizleştirilmesi var. Başka ne var bunların mantığında, özledikleri düzende? Çıkar ilişkileriyle bağlanmış suç ortaklığının, burası önemli bakın, çıkar ilişkileriyle bağlanmış suç ortaklığının zorunlu siyasi yol arkadaşlığına dönüştüğü bir devamlılık var bu siyaset çizgisinde. Kapalı zarf usulü başbakan ataması, yeni kadroların belirlenmesi, cuma günü kabinenin şekillenmesi. Yani burada hep çıkar ilişkileriyle bağlanmış ya geçmişte ortak bir suçu paylaşmanın, birlikte suç ortağı olmanın üstünü örtme telaşı ya da böylesi bir yol arkadaşlığı. Yola çıkarken ki kardeşlik hukuku geçmiş olsun, o bitti. Onlar tasfiyede, zorunlu ikamette, zorunlu hicrette. Geçen hafta söylemiştim bu tabirleri. Başka ne var bunların özellikleri düzende? Kardeşe şantaj var. Açık kapalı tehdit var. Perde önü perde arkası. Sonuçta tek bir gerçek karşımıza çıkıyor. Tek adam dayatması var. Tek adam projesi var. Yani bunun adı tiranlık var. Bir başka önemli konu. Ha, bu arada bu önemli konuya geçmeden AKP Kongresi ile ilgili de birkaç gözlemimi belirteyim. Hepiniz şunu söyleyeceksiniz. Ne kadar düzenli, ne kadar intizamlı yürüyüş, kimse herkes biliyor yerini. Değerli arkadaşlarım, Kuzey Kore görüntülerine bizim karnımız tok. Yani hatırlıyorsunuz, ağla diyecek herkes ağlayacak, gül diyecek herkes gülecek, el salla diyecek herkes el sallayacak. Böyle bir görüntü. Yani bu disiplin değil, tam biatın şekillendiği bir fotoğraftır. Belki de en hassas ama üzerinde az tartışılan konulardan bir tanesi Almanya olayı. Alman gizli servisinin Türkiye'yi dinlediği iddialarının ortaya dökülmesinden bugüne kadar 10 gün geçti.
Çıt yok. Çıt yok. Yakın medyada da çıt yok. Yorum yok. Hatırlıyorsunuz. Her konuda uzman değil mi bunlar? Hele Recep Bey, Recep Tayyip Erdoğan her konuda uzman. Her konuda mütefekkir eski deyimle. Her konuda söyleyecek sözü olan. Şimdi Alman istihbaratı Türkiye'yi her boyutuyla dinlemiş. Bunlar açığa döküldü. Peki bu konunun üzerine ne beklersiniz? Ey Merkel tarzında bir girişle, değil mi? Alışla gelmiş meydan okuyan konuşmalardan bir tanesini. Var mı ey Merkel? Çıt yok. Sanki unutulsun. Gazete küpürlerinde kalsın. Bir iki kendini bilmez köşe yazarı bir iki yazı daha yazarsa okunsun geçsin. Bir iki gün sonra gündemden düşer gider. Beklenti bu. Değerli arkadaşlarım, ya sen Kadıköy vapurundan inen kadınların görüntüsü hakkında bile fikir yürüten bir adamsın ya. Bu hususta söyleyeceğin bir şey yok mu? Dinlemişler usta, dinlemişler. Ne dinlemişler acaba? Niye korkuyorsunuz? Zülfiyare dokunan ne var acaba o dinlenenler arasında? Eski WikiLeaks belgelerinde, eski Amerika Büyük Birleşik Devletleri Büyükelçisi Edelman'ın kriptolarından alıntılar var. İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabının olduğunu söylüyor da. Kozinoğlu'nun anıları var. Rahmetlinin. Miktarlar var İsviçre bankalarında. İstihbaratın, Alman istihbaratını dinlemesine bunlar mı takıldı? Bunların tekrar tartışılmasını mı istemiyorsun? Zülfiyare dokunan bu mu? Başka? Başka ne rahatsız ediyor seni ve kapalı zarf usulü göreve getirdiğin başbakanı? Ne rahatsız ediyor? IŞİD başta olmak üzere radikal terör örgütlerince kurduğunuz ilişkiler. Silah, mühimmat transferiyle ilgili bir şeyler takıldı mı o istihbarata? Belgelendi mi süreç? Türkiye üzerinden IŞİD başta olmak üzere o radikal gruplara personel transferi, eleman transferi, lojistik destek sağlanması belgelendi mi o kayıtlarda? Yakaladılar mı sizi kulağınızdan? Neden korkuyorsunuz? Senin tabirinle niye dayılanamıyorsun Amerika'ya, Almanya'ya? Değerli arkadaşlarım, yani bu iş tartışılmasın, üstü örtülsün. Yani altında hangi gerçekleri unutturmak istiyorsunuz? E sen değil miydin ya Almanya'yı gezi olaylarını dolaylı olarak destekledi diye meydanlarda yuhalatan, amigoluk yaparak yuhalatan. Adamlar dinlemişler, mahremine girmişler. Siz ülkeyi şantaja açık hale getirdiniz. Sadece birbirinize tuzak kurmuyorsunuz. Sadece birbirinize şantaj yapmıyorsunuz. Siz ülkeyi uluslararası rehine durumuna düşürdünüz. Siz ülkeyi, ulusal çıkarlarını bu ülkenin şantaja teslim ettiniz. Değerli arkadaşlarım, yani her noktada etrafları sarılmış. İstediği kadar tören yapsın, istediği kadar vaveyla güller atsın, karanfiller atsın, gece uyku uyuyamıyor. Her taraftan sarılmış. Belgeli, kanıtlı. Elinde sonunda o çember daralacak. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz yarın yemin töreni var. Bu yemin töreni nasıl özetleyeyim? Yarın şimdi MYK'da çok ciddi bir şekilde tartışılıyor durum. Hele bugün güya Cumhurbaşkanı
Bir siyasi partinin kongresine yaptığı konuşma ortada. Bir cumhurbaşkanının ana muhalefet partisine söylediği sözler ortada. 15 Ağustos'tan bugüne kadar anayasayı kendi talimatıyla çeşitli devlet kurumlarına ortak suç işleterek ihlal ettirdiği ortada. Şöyle bir tablo. Anayasayı açıkça ihlal eden birisi yarın anayasaya sadakat üzerine yemin edecek. Yalan yemine tanıklık yapılacak. Efendim milletin iradesine karşısınız. Milletin iradesine falan karşı değiliz. Hukuk devletinin ifade edilmesine karşıyız. Hukukun içinin boşaltılmasına karşıyız. Tek kişinin keyfiyle Türkiye'de geçerlikte olan anayasanın içinin boşaltılmasına karşıyız. Yarın grup başkan vekillerimiz konuyla ilgili, tutumumuzla ilgili, grubumuzun tutumuyla ilgili açıklamayı yapacaklar, değerlendirmelerini sunacaklar. Tabii bir de bu yemin törenine davetliler var. Medyadan görüyoruz. Bunu da gülümseyerek ifade ediyorum. Dikkat edin, bir tane demokrasisi gelişmiş, hukuk devleti kavramından ödün vermeyen, tek bir çağdaş demokrasinin lideri icabet etmiyor. Bunun karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan, suçlu bulunan lider koşarak geliyor. Herkesin demokrasi ligi kendine. Herkes kendi demokrasi liginde yemin ediyor. Görüntü o. Değerli arkadaşlarım, bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Demin söylediğim gibi yemin törenine izlemeye gelen kimliklerin bazıları kendisinin de ne olduğunu anlatıyor, özetliyor. Son bir süreç. Bir yeni Türkiye kavramı var. Bugün bizce hukuksuz olan kongrenin ana teması, sloganı da o. Yeni Türkiye. Ne kastedildiği tartışılıyor, ne kastedildiği çok açık. Değerli arkadaşlarım, bakın konuşmanın en önemli bölümü belki de burası. 2003'ten beri söyledik. 2003'ten beri tavır aldık. Başlarda statükocu olarak suçlandık. Yol kesici olarak suçlandık. Güya bunlarla demokrasiye gidilecekmiş, biz demokratikleşmeyi engelliyormuşuz gibi suçlandık. Gün geçti, gerçekler teker teker herkesin kafasına uygun biçimde düşmeye başladı. İlk yılların metiye düzen kadrosu, bugün elinden kalemi, gazetesinden köşesi alınmış vaziyette. Kapalı toplantı sonrası tek kişinin takdir ve tayiniyle başbakanlığa getirilen ya da getirilecek olan kişinin Dışişleri Bakanlığı görevi süresince Türkiye'yi sıkıntıdan sıkıntıya, sorundan soruna taşıyan kişi olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Bu kişinin kafasının arkası net, önü de net. Şimdi uygulama noktasında. Düşüncesi şu, 1923'ten itibaren Cumhuriyet dönemini tarihin akışı içerisinde 100 yıllık bir ara dönem kabul ediyor bu kişi. Ve kendi tarif ettiği o stratejik dehlizlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yeni inanç temelli ittifaklar arayan ve böylesi bir dünyanın merkezinde olan bir ülke rolü biçiyor. Gördüğü rüya bu. Bir de rüya tabirleri var. Gördüğü rüya bu. Bunu şimdi elde ettiği siyasi pozisyonu ile gerçeğe dönüştürmek istiyor. Yani bir geçmiş zaman özlemcisi. Öyle diyelim. Değerli arkadaşlarım, çağrım çok açık ve net. Bu ülkenin harcında, kurtuluşunda, kuruluşunda, demokrasisini geliştirme mücadelesinde ortak olan, birlikte bedel ödeyen,
birlikte ölen, birlikte direnen, zaman zaman beliren faşizm tehlikesine karşı birlikte can veren tüm devrimcileri, tüm yurtseverleri, tüm demokratları, tüm kökenlerden gelen ve birlikte faşizme demin söyledim direnen tüm insanlarımızı, açık söylüyorum, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, tümünü bu geçmiş özlemini devlet kavramında yeniden inşa etmeyi kendisine strateji çizmiş, bu yeni figüre karşı, bu kopya figüre karşı hep beraber kardeşlik, eşit yurttaşlık, özgürlük, birlikte yaşam ve demokrasi mücadelesinde yeniden bağımsız Türkiye mücadelesinde bir ve beraber olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Unutmayın, bunların panzehiri demokrasidir, özgürlüktür ve ortak kardeşliğimizdir. Ben bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu arada bir haber iletildi. Bunu sizlere duyuruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nde akreditasyon alamayan basın kuruluşları. Demokrasi şampiyonlarının kardeşi. Yeni Çağ, Bir Gün, Aydınlık, Halk TV, Ulusal Kanal, Bugün TV, Samanyolu Haber, Kanal Türk TV, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber. Demokrasi şampiyonlarına ithaf olunur. Evet, sizlerin sorusu varsa yanıtlayabilirim. Mikrofonu verelim, Sibel Hanım'dan başlayalım. Bugün öyle görünüyor ki bu akşam Sayın Davutoğlu genel başkan olacak. Yarında hükümeti kurma görevini alacak. CHP olarak kendisine bir kutlama mesajı gönderecek misiniz? Ve başbakanlığı döneminde ilişkileriniz nasıl olacak? Bir kredi açmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Dışişleri Bakanlığı döneminde eleştirileriniz olmuştu. Ek olarak bir şey sorabilirim aslında bağlantılı. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok Erdoğan'ı hedef olarak muhalefetini sürdürüyordu. Bundan sonraki aşamada Davutoğlu mu hedef alınacak yoksa Erdoğan'la nasıl bir ilişkisi olacak politik açıdan da onu bir değerlendirirseniz. Yok birbirlerinden farkı. Hepsi Osmanlı Bankası. Öyle diyeyim. Reklamdaki gibi. Değerli arkadaşlarımın sorularına şu şekilde cevap vereyim. Bizim derdimiz kişilerle değil. Kişilerin dayatmaya çalıştığı hukuk tanımazlıkla, anayasa tanımazlıkla. Bunlara karşı hukuk devletine saygılı oldukları ölçüde saygılı oluruz. Anayasaya mevcut çerçeve içerisinde saygılı oldukları sürece saygılı oluruz. Bu geniş bir değerlendirme oldu. Her iki kişi için de düşüncelerimi bulundukları yeni noktalar çerçevesinde hem yasal çerçeve hem anayasal çerçeve hem de siyasi çerçeve bakımından tespitlerimi yapmış bulunuyorum. Sorunun ikinci kısmına ilk tespitlerimi de eklerseniz bütünlük çıkıyor. Evet, başka soru. Efendim aslında siz de geçen hafta belirttiniz, genel başkan da söyledi, yarınki yeni törenine katılmayacağım dedi ancak bireysel olarak katılmayacağını altına çizdi. Bugünkü MYK'da CHP grubu olarak katılmama gibi bir konu görüşülüyor mu? Şimdi konu tartışılıyor. Bugün yasa tanımazlığın, anayasa ihlal etme ihtirasının devam ettiğini görüyoruz. Ve AKP kongresine yaptığı konuşma bunun zirveye çıktığı bir konuşma. Bir cumhurbaşkanı kimliğiyle bir siyasi parti kongresinde şimdiye kadar Türkiye'nin tanık olmadığı bir süreci işletmeye çalışıyor. Tabii ki bu gelişmeler çerçevesinde değerlendirmelerimiz oluyor. Yarın grup başkan vekillerimiz hem bu değerlendirmeleri yapacaklar hem de tavrımızı sizlerle paylaşacaklar. Evet. Efendim Süheyl Batum açılım yasasının iptali için gruba bir dilekçe sundu ve ilk imzayı attı. Bu durum MYK gündemine geldi mi, gelecek mi ve tavrınız ne oldu? Bir sayın milletvekilimizin grup çalışmaları içerisinde müracaat edeceği yer grup yönetimidir.
grup yönetimi süreci değerlendirir ve ona göre bir tavır alır. Bireysel tavırla gruba bağlı milletvekilliği sıfatı yürümez. Onu ifade etmek istiyorum. Daha önce bu konuda 5 yıl grup başkan vekilliği yapmış bir arkadaşınızın deneyimiyle konuşuyorum. Evet, başka soru? Bu arada parti içiyle ilgili soru yok. Çok gündemde değil. Gündem tamamen bu yaşadığımız süreç. Burada da biz kendi akışımızı sürdürüyoruz. Hiç kimseye verilecek bir cevap yok. Herkes düşüncelerini ifade ediyor. O süreci de yaşayıp göreceğiz. Ben herkese iddia sergileyen arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kendi şeyimizi, demokratik anlayışımızı, kendi sürecimizi kendimiz yaşayacağız. Evet, sizlere iyi çalışmalar diliyorum.